her insanın adına cami yaptırıldığını gördüm. Şunu merak ediyorum. Ben sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adına cami yaptırabilir miyim? Bu caiz midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına tabirini kullanırken veya her Müslümanın kendi adına ifadesini kullanırken bunu iki şekilde anlamamız mümkün. Bir, Allah rızası için camiyi yapıp ve bunun sevabını işte kendisine, anasına, babasına ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilmesi. Bu şekilde de düşünebiliriz. Veyahut da camiye bizzati isim olarak kendisinin isminin verilmesi ve Efendimizin isminin verilmesi. Bu şekilde de anlayabiliriz. Tabi sual eden kardeşimizin asıl gayesi nedir? Bunu pek anlayamadık. Ama isterseniz biraz bu manada detaylandıracak olursak. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere insan vefat ettiği zaman, öldüğü zaman amel defteri kesilir. Ancak üç şey müstesna. İşte birincisi sadaka-i cariye diye tabir edilen sadaka genel olarak işte yol yapması, su veyahut da cami, medrese, tekke gibi yeri inşa ettirmesi ki bu biraz maddiyat işi. İkincisi salih bir evlat bırakması ki o evlat onun için dua edecek. Üçüncüsü de ilmin yüntefe'u bih, kendisinden faydalanılan ilim bırakması, eserler bırakması. Bu üç şey devam ettiği müddetçe kişinin amel defteri açık kalacaktır. Ki şüphesiz camide sadakayı cariye olma itibariyle bu üç şeyden bir tanesidir. Peki burada kişinin böyle bir ibadethaneye yapıp da kendisine bunu gelir kaynağı olarak yani sadakayı cariye olarak bağlaması mümkün olduğu gibi dediğimiz gibi anası, babası, ölmüş olan herhangi bir akrabası ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahallük ettirmesi gibi de olabilir. Çünkü nafile olan ibadetlerde niyabet mutlak anlamda caizdir. Yani gerek bedeni ibadet olsun, gerek mali ibadet olsun, gerek hac gibi karma hem beden hem mal ile yapılan ibadet olsun. Nafile yoluyla olduğu zaman bunun sevabını bir başkasına hediye etmekte herhangi bir tartışma söz konusu değildir Hanefi evet. mezhebinde. Ancak burada işte isim olarak yani bir filancının isminin camide yazılması olayına gelince burada farklı bir mesele karşımıza çıkar. Biliyorsunuz Şer-i Şerif'in üç saç ayağı vardır. İlim, amel, bir de ihlas. Bunlar bir bütündür. Bir tanesinin noksanlılığı Şer-i Şerif'in tam anlamıyla kamil olmasına manidir. İlim bilgiyi gerektirir. Bilgi olmadan amel olmaz. Dolayısıyla amelin bilgiye ihtiyacı vardır. Ama amel eğer ihlassız olursa da, samimiyetsiz olursa da o amel insana vebalden başka hiçbir şey ifade etmeyecektir. Şüphesiz Allah rızası için ibadethane yapmak büyük bir ameldir. Ama bu amelin Allah rızası için olabilmesi her şeyden önce riyadan uzak olması, ne derler veyahut da işte desinler, işitsinler şeklinde bir algının oluşmamasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde 7 sınıf insandan bahsediyor. Bunlar o mahşerin sıcaklığında arşın gölgesi altında gölgelenecek kişilerdir. Bunlardan bir tanesi de sağ elini verdiğini sol eli bilmeyen kişidir buyurmuştur. Yani sadakayı, hayrı gizli yapmak, kimsenin bilmemesi. Dolayısıyla siz bir hayır yapıp da o hayrı da kendi isminizi verdiğiniz zaman oraya isminizin yazılması herkes tarafından bu hayır sahibinin siz olduğunu bilmeniz bilinmesi anlamına gelir ki bu da biraz önce bahsettiğimiz ihlas kavramına aykırı olacaktır. Yani samimiyeti ortadan kaldıracaktır, Allah rızasını ortadan kaldıracaktır ve yapılan bu amelde belki maddiyat olarak bir takım harcamalar olunmuş ama ahirette taalluk olarak hiçbir şey kendisine dönmeyecektir. Çünkü dünyada alacağını almış olacaktır. O yüzden bu gibi ibadetlerimizi heder etmememiz adına tamamıyla ketmekmek, tamamıyla gizlemek, kendi ismimizi ön plana çıkarmak hiçbir zaman doğru değil. Aksine birine bir hayırda bulunuyorsak bile kendim bunu yapıyormuşum şeklinde değil, işte bir emaneten veya bir başkasının kanalıyla bunu yapmak. Eğer cami yapıyorsan dahi bunu sadece o işi yapanlar bilsin ama herkes bunu bilmesin ki isminin oraya konulması herkesin bilinmesi evet. demektir.
Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin konulması bu değildir tabii. Hı hı. Çünkü neticede yapan kişinin kim olduğu belli olmayacaktır. Teberrüktür, Efendimizin isminden istifadedir. Ama o şekilde bir cami ismi olarak da pek görmedik, duymadık. Mescid-i Nebevi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'deki mescididir. Ama onun haricinde böyle bir isim bilmiyorum tabii. Biraz da resmiyetle alakalı. Evet. Diyanetin buna müsaade edip etmemesiyle alakalıdır. Bunda pek diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama bizim asıl vurguladığımız nokta şu olmalıdır. İhlas ve samimiyet. Hı hı. Samimiyet olmadan ameller heder olur. Ve amelin de sahih olabilmesi de şüphesiz yine bilgiye gerekir, ilme ihtiyaç vardır. Çünkü görüyoruz, ilimsiz olunduğu zaman birileri amel ifşa yapıyor ama o ameli ilimsiz olduğundan dolayı fayda veren bir amel değil. Evet. Belki ihlas da oluyor, samimiyet de oluyor. Bakın günümüzde Müslüman ana babanın evlatlarını yine Müslüman ana babanın evlatlarına kırdırılabiliyor. Ve bunu yaparken de adam Allah rızası için, evet, yapıyor. Evet. Yani kendince inancıyla yapıyor ama bilgisizliğinden dolayı, ilimsizliğinden dolayı şeriata aykırı bir işlem yapmış oluyor. İslam'a aykırı bir işlem yapmış oluyor. Ve şüphesiz tabii onun bu bilgisizliği onun hakkında mazeret olmayacaktır. Evet. Ama neticede yani arka planda ehli küfre hizmet etmiş olacaktır. Yani İslam adı altına sen bir Müslümanı keseceksin. Böyle bir şey olur mu? İslam adı altına bir Müslümanı yakacaksın. Böyle bir şey olur mu? Değil Müslümanı. Şer-i şerif yani senin öldüreceğin bir kişi dahi yani ölümü hak etmiş olsa bile en güzel bir şekilde öldür ifadesini buyuran bir şerifin müntesibi olarak, bir dinin müntesibi olarak böyle bir şeyi hangi akla hizmette yapacaksın? Bu tamamıyla cehaletten. Yani ihlas var onların yani parantez içinde ama ilimsizlik bu hale geliyor. O yüzden şer-i şerifi çıtayı koymuş. İlim, amel, ihlas bunlar birbirinden ayrılmamalıdır. Üçü oluştuğu zaman İslam tahakkuk eder. Üçünden bir tanesi noksan olduğu zaman o İslam, İslam değildir. Rabbim bu üçünü tam manasıyla elde edebilmeyi ve bu bağlamda da İslam birliğinde bizlere nasip etsin inşallah. Amin inşallah.